Sizleri ocağımızda konuk etmek isterdik ama bu kara salgın bizi ocağımızdan da, hocalarımızdan da, konferanslarımızdan da ayırdı maalesef. Salgın dolayısıyla ara verdiğimiz kültür sohbetlerimizi çevrimiçi ortamda devam edeceğiz. Bu akşamki konuğumuz Gökbey Uluç. Birazdan kendisini yayına davet edeceğim ama onu yayına almadan önce kendisini size biraz tanıtmak istiyorum. Gökbey Uluç 1988 yılında Iğdır'da doğdu. 2005-2008 yılları arasında veteriner sağlık teknisyenliğini bitirdi. 2009-2014 yılları arasında Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde matematik öğretmenliği bölümünü tamamladı. Gökbey'in dili olan ilgisi yaklaşık 10 yaşlarında başlamıştı. 2006 yılında Türkçesi Varken adlı siteyi kurdu. Site o yıldan bu yana dil tartışmalarının odağı haline geldi. 2012 yılında Türkçesi Varken sitesindeki yazışmalar Yazışmalık adıyla basıldı. 2011 yılında Azerbaycan'da ilk kök Türkçe kursunu açtı. O tarihten bu yana Bakü'de 5, Türkiye'de açtığı sayısız kurs ile 20 bine yakın öğrenciye ulaştı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başladı. Yakında mezun olacak. O daha mezun olmadan önce dilin köklerini, milli alfabelerini öğreterek aslında yüzlerce öğrenciye ulaşmış oldu. Eserlerinden biraz bahsetmek istiyorum size. 2011 yılında Sevilmek İsteyen Kişi, 2013 yılında Ustan Gönül'ü adlı romanlarını öz Türkçe kaleme aldı. Hemen Ustan Gönül'ü şöyle göstereyim, görmüş olun. 2013 yılında Irk Bitik üzerine bir çalışması yayınlandı. Kurs öğrencileriyle beraber yayınladılar bu çalışmayı. Şu şekilde göstereyim size yine. 2015 yılında ise yine öğrencileriyle birlikte Dede Korkut Betik'i çalışması yayınlandı. Son olarak 2012 yılında Kutlu Yayın Evi'ni kuran Gökbey Uluç'la ilgili bir de 2015 yılında Türk Dili Derneği'ni kurarak Türk dillerine hizmetini buralardan devam ettiğini söylemek istiyorum. Şimdi Gökbey'i yayına alacağım. Esenlikler. Evet. Esenlikler Gök Bey, hoş geldin. Hoş Senden gördük. ricam, kameranı düz tutabilir misin acaba? Telefonu dik konuma alabilirsen. Hemen deneyelim onu. Evet, şu an görüntün yatay bizde çünkü. Evet, çünkü daha iyi kayıt alalım diye yatay koymuştum. Evet. Şöyle sanırım. Evet, hoş geldin. Nasılsın Gökbey? Hoş bulduk. Tüm arkadaşlara esenlikler dilerim. Böylesi güzel bir günde, bilmiyorum hatırlatma yaptım mı, belki kaçırdım o kısımlarını. Bugün 28 Mayıs 2020, yani Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü. Zaten bugünü seçmemiz de tesadüfü değildi. Evet. Dolayısıyla tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir bakıma doğum gününü kutlarız buradan. Evet, Nice nice yıllara çıkması dileğiyle. Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ben de aslında senin yayına gelmeni bekliyordum. Çünkü hem bunu kutlarız hem de buradan yola çıkarak aslında senin Azerbaycan'da başlayan şu kök Türkçe kursları öykünü dinlemek istiyoruz. Türkiye'ye uzanan ve burada yaptığın çalışmalarını. Sen gelmeden önce ben biraz senden bahsettim ama bir de senden duysun dinleyicilerimiz. Seni dinleyelim. Sözün ettiğin gibi biz Göktürkçe üzerine çalışmaları, daha doğrusu kamuya ulaştırma çalışmalarına 2011'de başladık. Iğdır'da başladık. O çok önemli. Yani bir köyde, daha doğrusu benim kaldığım köydeydi. Oradaki köydeki akrabalarımla başladı. İşte kardeşime, amcama, yengeme derken kolu komşu genişledi. Komşu çocukları vesaire. Bir aylık bir süre oldu. Bu süreyi ben çok iyi değerlendirdim. Çocukların özellikle öğrenme yöntemlerini bir tutanak haline getirdim. Hangi damgayı rahat öğreniyorlar, hangisini zor öğreniyorlar. Bunların her birini bir tutanak halinde birleştirdim. Ve daha sonra ben tabii bu sırada Azerbaycan'da öğrenciydim. Azerbaycan'a gittiğimde de bu tutanağı kullanarak bir kurs merkezinde, adı da Türkem Dershanesi, o kurs merkezinde duyuru çıkardık. Gazetelerde, Facebook sayfalarında vesaire. Birçok kişi de ilgi gösterince
Bu kez sertifika verilecek boyutta daha kapsamlı bir kurs düzenledik. Bu kursun sonucunda katılan arkadaşlarla bahsettiğim gibi bir Azerbaycan Türkçesi ile tercüme grubu, yani çeviri öbeği kurduk. Bu arkadaşlarla, evet ben de göstereyim. Hemen evet Ders göstereyim. tutmuşum. Irk Bitik adında bir çalışma çıkardık. Şimdi bu Irk Bitik niçin önemli? Evet. Irk Bitik'in önemli olmasının sebebi şu. Evet, diğer birçok ülkede yayını yapıldı. Ancak Azerbaycan'da bir kitap, bir betik biçiminde ilk yayın bizlere ait. Makaleleri var, konuyla ilgili değerlendirmeleri var. Ama Azerbaycan'da Irk Bitik'le ilgili ilk kitap çalışması bizim Göktürkçe kursuna gelen arkadaşlarla yaptığımız çalışmadır. Bu çalışmanın önemi büyük. Şöyle ki, yani ödev niyetine yapılmış bir çalışma değil. Çünkü daha sonra ilerleyen yıllarda bilimde uğraşanlar illaki bilir. Tuncer Gülensoy, Profesör Tuncer Gülensoy hocamız bizim hazırladığımız bu kitap ile Talat Tekin'in hazırladığı kitabın karşılaştırmasını yaparak bir değerlendirme yazmıştır. Yanılmıyorsam 46-47 sayfalık bir değerlendirmeydi ki bu da bu işi ne kadar doğru yaptığımızın en iyi göstergelerinden biriydi. Sonra biz bu arkadaş grubuyla, yine oradaki ekipte olan arkadaşlarla Dede Korkut'un Dresden nüshasının 3 ayrı alfabede yazımını gerçekleştirdik. Arap alfabesi, Göktürk alfabesi ve Latin alfabesiyle. Bu da 2015 yılında yayınlandı ki bu tarihte yine önemli. Çünkü Dede Korkut kitabının ortaya çıkışının 200. yıl dönümüydü. Bu tarihlere biraz önem veriyoruz. Sonrasında Azerbaycan'daki düzenlediğimiz bu kurslar elbette ardı sıra devam etti. Orada 5 kurs düzenledik ve ben Türkiye'ye geri döndüğümde çalışmaları buradan devam etmeye başladık. 2015 yılında da, tabii öncesinde 2014'te de Göktürkçe Öğreniyorum adında bir kitabımız çıkmıştı. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim, birkaç gün önce de onun 8. baskısı çıktı. Böyle kitap reklamı yapıyormuşuz gibi oldu. Evet, bu da yapalım. 8. Alalım. Bu da Tam 8. gelirimizi öğrenmeyen kalmasın. Nasıl? Tam gelirimizi öğrenmeyen kalmasın. Güzel. 8. baskıya kadar çıktı. Yani toplum tabanında bir ilgi var. Bugün herkes bir şekilde Göktürkçe Türk yazısını ya dövme olarak görüyor. Şöyle ben efendime söyleyeyim. Göktürk alfabesiyle bana imzalamışsın, onu da göstermiş olayım. Hemen havamı atayım buradan. Göktürk harflerini biz bugün artık arabaların arkasında dövme olarak, kolye olarak birçok yerde görebiliyoruz. Yani bunlar evet rastgele gelişen şeyler değil. Çünkü biz 2015'te de Türk Dili Derneği'ni kurduk. Tabi arkamda onun logosu biraz eksik. Onun logosuyla ilgili, belgesiyle ilgili birçok olay yaşandı. Evet, şu an hemen soralım aslında. Neden eksik? Bizim derneğin belgesinde 1300 yıl önce işlenmiş Bilge Kağan'ın kardeşi Gültekin'in ölümü üzerine diktirdiği anıt mezarda bulunan bir yazıt üzerindeki simgenin kendisi vardı. Biz bunu derneğimize belirtge, logo olarak seçmiştik. Ancak o dönem Atatürk Üniversitesi'nde, şimdi ise Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Doktor Cengiz Al Yılmaz söz konusu simgenin patentini almış. Hepinize ilginç gelecektir. Ve patentini aldığı için de biz mahkemeye epey yüklü bir para ödeyerek bu simgeden vazgeçmek durumunda kaldık. Bu 2015'te kurduğumuz dernek ile bu Göktürkçe çalışmalarına daha çok ağırlık verdik. Ve okullarda, üniversitelerde sunum gerçekleştirmeye başladık. Derken çok güzel bir gelişme oldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bizim bu çalışmalarımıza arka çıktı. Projemizi onayladı ve bizim İstanbul'daki bütün okullara giriş çıkış iznimiz oldu. Her okula gitme hakkımız, orada Göktürkçe'yi tanıtma hakkımız oldu ve hala da bu konuda yetkili tek kurum biziz. Böylelikle biz de 2015'te başladığımız bu çalışmalara dernek üyelerindeki arkadaşlarımız kendilerini eğiterek, bu alanda yetiştirerek okullarda sunumlar yapmaya başladılar. Yani hem üniversitede, hem lise, hem de ortaokul var değil mi? Yanılmıyorsam. Doğrudur. Biz hem liselere, hem ortaokullara, hem de üniversitelere eğitimler vermeye. Böyle bizim dernek üyeleri arasında böyle görevlendirmeler vardı. İşte kimisi üniversitede dersler verdi, kimisi ortaokulda, kimisi lisede. Böyle dersler vererek 3 yıl sürdü bu proje. 3 yıl içerisinde biz okullarda 18 bin civarında doğrudan öğrenciye Göktürk harflerini tanıttık.
ne olduğunu anlattık. Yani artık gördüklerinde Çince demiyorlar. Kendilerine ait bir yazı düzenekleri olduğunun farkındalar. Tabii bu süre içerisinde birçok Betik kitap yayınlama işini de sürdürdük. Damga adını verdiğimiz ve Göktürkçe tarihte ilk defa yayınlanmış bir dergi de piyasaya çıktı. Bu dernek çalışmaları bu şekilde ilerledi. Tabii bizim tek amacımız Göktürkçe değil. Bizim dernek amacı olarak kendimize şiar edindiğimiz, uranlık söylediğimiz, yani slogan diye belirttiğimiz bir söz var. Üç amacımız var bizim. Göktürkçe, Öztürkçe, dil bilim. Dolayısıyla Göktürkçe üzerine yaptığımız çalışmalar ayrı. Bizim bir de Öztürkçe üzerine yaptığımız çalışmalar var ki bu da bugünkü konuşmanın konusu olacak. Dille ilgili, özleştirmeyle ilgili yapacağımız konuşmalar olacak. Öte yandan dil bilimle ilgili çalışmalarımız da var. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 11 Haziran'da Dede Korkut Bilgi Şöleli ve Deli Dönmez'e Ad Verme Çalıştayı adında uluslararası bir etkinliğimiz olacak. Yine birçok hocamızın katılacağı. Yani dernek olarak hem Göktürkçe'ye, hem Öztürkçe'ye, hem de dil bilim alanına özen gösteriyoruz. Bugün de zaten bunun için buraya geldik. Özellikle de Öztürkçe üzerine yaptığımız çalışmalarla birazdan arkadaşlara durumu belirteceğiz. Evet Gök Bey, çok teşekkürler. Şimdi ben senden bahsettim, sen de biraz aslında kendini anlattın ama şunu da söylememiz lazım. Gök Bey'le bizim dostluğumuz 10 yıl öncesine dayanıyor. Yine böyle genel ağ üzerinden tanışmıştık ve damgalar sayesinde tanıştık diyebiliriz. Aslında ben kendisini hep Manisa'da Ocak'tan misafir etmek istiyordum ama nasip böyle yine genel ağ üzerindenmiş, bu şekilde konuk edecekmişiz. İnşallah ama korona bittikten sonra da Manisa'yı bekliyorum. Kendisini buradan sözünü alalım. Ocak'ta da dinleyelim diyorum. Olur, Manisa'ya gelmeyi ben de çok isterim. Bu salgın, büyük salgın geçtikten sonra orada bulunmayı isterim. Gök Bey, şimdi biraz salgınla dilimize giren sözcükler, yani ana konumuza giriş yapalım istersen. Bunlardan bahsedelim. İlk olarak bu durumdan biraz konuşalım seninle, dil toplantılarımızdan, sonra bulduğumuz karşılıklardan ve aldığımız dönütlerden biraz bahsedelim istiyorum. Bu sözcüklerle ilgili ne söylemek istersin Türk Dilleri Derneği Başkanı olarak, başkanımız olarak? Teşekkürler. Bizim bu Türkçe konulu sözcüklere bakış açımız belli. Biz tasfiyeci değiliz, yani dışlamacı değiliz. Dolayısıyla bir dilde yabancı sözcük olabilir. Bu kesinlikle bizim itiraz ettiğimiz bir konu değil. Örneğin ben şu an konuşurken %100 Öztürkçe konuştuğumu iddia etmiyorum, savlamıyorum. Bizim demek istediğimiz, kelime sözcüğü varken sözcük sözcüğü de olsun, bilinsin. Türkçesinin var olduğu bilinsin. Kişi hangi sözcüğü yeğliyorsa o kendi bileceğidir. Biz kimseye baskı yapmayız. İsteyen epidemi der, isteyen salgın der. Buna kimse karışamaz. Ancak biz İsteyen her sözcüğün Türkçesi olmasın isteriz. Değil mi? Gibi. İster yeğlenir, ister tercih edilir. Kişilerin hangi sözcüğü kullandığına kesinlikle biz dernek olarak karışmayız. Dolayısıyla da her sözcüğün, her kavramın bir Türkçe karşılığı olmasını isteriz. Ama bu %100 olamaz. Sonuçta Türkçe bir kabile dili değil. Dışarıdan bilmediği kavramları alacak. Ve ben şöyle düşünüyorum. Bir sözcüğün bir dilde olması için o milletin, o ulusun o işle ilgileniyor olması gerekir. Şimdi Eskimo taraflarında karın, yanlış hatırlamıyorsam, kar, bildiğimiz kar yağışı, yanlış hatırlamıyorsam, sayı farklı olabilir, 35 değişik adı var imiş. Ama Türkçe'de bu bir elin beş parmağını geçmez. Balık çünkü çeşitleri orada, de öyle yine. Çünkü orada insanlar birçok şeyle ilgileniyorlar. Örneğin biz ulus olarak sütle çok ilgilenmişiz. Zaten geçmiş dönemde yediğimiz ya süttü ya etti. Dolayısıyla bizim süt ürünlerimiz çok yüksek. Yani bugün sütle yapılan ürünlerin birçoğu Türk kökenlidir. İşte yoğurt mesela. Yoğurt olabilir. Yabancı ayran şekilde verdiğimiz. Ayran olabilir. Kuru demek istediğimiz var. Birçok, evet. Sütle ilgili birçok kavramımız var. Dolayısıyla biz her kavramın dilimizde bir karşılık bulabileceğini düşünüyoruz. Öneriyoruz. Ancak kimseye de baskı uygulamıyoruz. Sonuçta biz şöyle düşünüyoruz. Dil ne kadar yalın olursa, ne kadar topluma yakın olursa bilimsel alanda da o kadar ilerleyeceğiz. Yani bizim asıl derdimiz bu. Bilimsel bilgi çağından geri kalmamak için, bilimsel verilerden uzak kalmamak için biz dilimizin yalınlaşmasını, Öztürkçe olmasını istiyoruz. Örneğin bunu herhangi biriniz yapabilirsiniz. Bir çocuğa barometre nedir diye sorduğunuzda yanıt alamayabilirsiniz. Ama bir başkasına basınç ölçer nedir dediğinizde basıncı bile bilmese en azından ölçmek sözü aklında bir şeyler çağrıştıracaktır. Demek istediğimiz bu.
Demek istediğimiz bu. Özellikle bizim öz Türkçe sözleri seçmemizin amacı bu. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımızı ara ara yürütüyoruz. Ve son zamanlarda bu salgından, koronavirüsünden dolayı dilimize bilmediğimiz birçok yabancı sözcük, hekimlerimizin, doktorlarımızın bildiği ama toplum olarak bizim bilmediğimiz birçok sözcük aniden giriş yaptı. Dolayısıyla hepimiz farklı farklı değişik değişik sözcükler işitir olduk. Yani epideminin karşılığını salgın olarak biliyorduk ancak pandemiyi hiç kullanmıyorduk. Derken pandemiyi bildik. Ya da efendime söyleyeyim, solunum cihazı zaten vardı ama bir yaptık ventilatör girdi işin içerisinde. Dolayısıyla sözcükler bir anda arttı. Nasıl oldu yani bu? Yani mesela salgın kelimesi vardı fakat epidemi kullanılmaya nasıl başlandı? Biraz bundan da bahsedelim dinleyiciler için. Bu çok aslında ilginç. Televizyonlar aracılığıyla değil mi? Bu çok ilginçtir zaten. Şöyle ki bizim çok geçmişten beri yüzyıllardır kullandığımız bir sözcük var. Hastane. Ama aniden son dönemlerde dikkatinizi çekmişti. Birçok yerde artık hastane denmiyor. Uzun uzun hospital yazıyor. Ve insanlar artık hospital sözcüğüne tanıdık geldi. Yani bu kişilerin kullanımıyla ilgili. Ben minibüste çok yanımsıyorum. Birkaç yıl önce anılarıma da yazmıştım böyle bir şey. Ara ara günlüğümü tutuyorum. Minibüste giderken bir teyze arkadan seslendi. Beni hospitalda indirir misin? Dolmuş minibüs şoförü de dedi ki hangi hospitalda? Bu hospitalda mı? Bir sonraki hospitalda mı? Yüzyıllardır kullandığımız hastane sözcüğü bile bir süre sonra hospital gibi bir sözcükle yer değişebilir. Bunun tek bir göstergesi, tek bir amacı var. Kişilerin kullanımıyla ilgili. Daha doğrusu otorite kişilerin kullanımıyla ilgili. Şimdi kaynakları incelediğimizde 2006 yılında Kocaeli Tıp Fakültesi Tıp Terimleri Kılavuzu diye bir kılavuz yayınlıyor. Ve orada bulaş sözcüğü geçiyor enfeksiyon karşılığında. Evet. Bulaş sözcüğü 2006'da önerilmiş iken biz bugün 2020'de bu sözcüğü devlet yetkililerinin de kullanmasıyla bilir olduk. Demek aslında ki aslında yanlış bir kullanım değil mi? Yanlış bir kullanım ancak birileri kullandığı için yanlış sözcük bile yaygınlaşabiliyor. Demek istediğimiz bu. Dolayısıyla evet. Biz gündemde olan bu sağlık sözcükleri üzerine 26 Nisan'da, ilki 26 Nisan'da, sonraki belirli 7 günlerle, haftalarla gerçekleştirdiğimiz toplam 4 toplantı ile bu sağlık terimleri üzerine oturduk, düşündük ve hangi karşılıklar uygun olabilir, hangileri uygun olmaz diye birçok şeyi karşılaştırdık ve bir bildiri yayınladık. Bu bildiri bu arada yarın Vatan Gazetesi'nde yayınlanacak yazdığımız öneriler. Birçok yerde de kullandı ve kullanılmaya başlayan sözcükleri de biz çeşitli basın yayın kuruluşlarında, ürünlerde görünce elbette seviniyoruz, biraz da umutlanıyoruz. Şimdi bu sözcüklerden kullanım alanı en çok bulan sözcüğe değinmek istiyorum. Yüz kalkanı. Şimdi evet. Google üzerinde yüz kalkanı diye bir sözcük aradığınızda birçok sözcüğe denk geleceksiniz. Daha doğrusu birçok görsele, birçok açıklamaya, ürün satışı yapan birçok kişi hem siperlik yazıyor hem de yüz kalkanı yazıyor. Doğrudan yüz kalkanı yazanlar da var. Bu çok güzel. Yani yüz kalkanı sözcüğünü... için yüz kalkanı. Böyle bir başlık görmüştüm ben. Haber. Virüs savaşçıları için yüz kalkanı. Yüzü tamamen kapattığı için dediğin gibi kullanım alanı bulmuş olması çok güzel. Aslında ilk ben böyle paylaşım yaptığım zaman garip tepkiler aldığım bir kelimeydi. Yani yüz kalkanı nasıl yani falan savaş gibi mi? Ama tuttu yani devam etti. O yönden biz de umutluyuz. Şimdi bizim üzerinde durduğumuz ve hangi konuları, hangi tartışmaları yaptığımız sözcükleri ben birazdan açıklayayım. Hem her sözcük üzerinde duralım hem de en sonunda soru gelirse o sorulara da yanıt verelim. Üzerinde durduğumuz sözcük epidemi sözcüğüydü. Şimdi epidemi sözcüğü için şöyle düşündük. Epideminin bilinen bir karşılığı var, salgın. Dolayısıyla salgın sözcüğü yerine başka herhangi bir sözcük arayışı içerisinde değiliz. Bu sözcüğün daha da yaygın bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Yaptığımız karşılıklara bunu ekledik. Dedik ki salgın sözcüğü doğrudan epideminin karşılığıdır. Başka hiçbir şey aramaya gerek yoktur. Dolayısıyla epidemi 2 nokta salgın. Gelelim pandemiye. Şimdi pandemiyle ilgili çok tartışmalarımız oldu. Gerek bizim dernek içinde gerek daha sonra dernek dışında yapılan konularda. Pandemi şöyle bir özellik taşıyor. Birkaç ülkeye sıçrayacak bir salgın özelliği. Dolayısıyla bu salgın şu an günümüzdeki koronavirüsüne bakacak olursak bütün dünyayı artık kapsamış durumda. Birkaç ülke dışında. Örneğin Türkmenistan'a uğramadı. Kuzey Kore'ye uğramadı. Oralarda sıfır. Dolayısıyla dolayısıyla da pandeminin özelliği şu. Birçok ülkeye yayılacak. Ama pandeminin şöyle bir durumu yok.
Öldürücü bir özelliği yok. Şimdi dudak uçuğu da bir pandemi özelliği gösterir. O da evrenseldir. O da birçok ülkede görülür ama insanı öldürmez. Dolayısıyla böyle bir özelliği yok. Ölümcül bir özelliği yok. Biz ilk başlarda şöyle düşündük. Biraz da duygusal davrandığımızı söyleyebilirim. Pandemi sözcüğü için kara salgın önerisinde bulunduk. Kara salgın yerel ağızlarda geçer. Yerel ağızlarımızda bulunan bir sözcük. Hatta bazı hastalıklara da verilmiş bir ad. Ancak kara salgın sözcüğü biraz kötücül, kötümser bir durumu gösteriyor. Nitekim şu anki durumuna bakıp da geriye dönük ya da ileriye dönük olacak başka yeni küresel salgınları, büyük salgınları bu şekilde adlandırmak doğru olmaz. Duygusal davranmış olur. Bu yüzden Ben dedik bugün ki programı aslında bu şekilde açtım. Kara salgın diyerek açtım. Bence tam olarak karşılıyor. ona geleceğim şimdi. Bir başka sözcükte kıran sözcüğü var. Kıran sözcüğü de yine yerel ağızlarda bulunan ve bu tarz yaygın hastalık olan nedenlerde de kıran karşılığı kullanılır. Ancak kıran ya da kara salgın sözcüğünü yapılan tartışmalarla biz şöyle bir sonuca bağladık. Ölümcül özellik gösteren pandemilere, yani ölümcül özellik gösteren salgınlara, birkaç ülkeye aşan salgına kara salgın denebilir. Doğrudan karşılar. Örneğin koronavirüsü bir kara salgındır. Ancak daha genel anlamda ise biz büyük salgın demeyi uygun görüyoruz. Burada büyük sözcüğü, büyük salgın, yani aslında iki tane sözcük kullanmış oluyoruz ve bizim şöyle bir deyişimiz var. Diyoruz ki anlamadığım tek sözcüktense bildiğim iki sözcük Y'dir. Dolayısıyla bizim bugün elçilik var, büyük elçilik var. İşte müdürlük var, genel müdürlük var. Benzeri biçimde salgın var, bir genel salgın olabilir ya da salgın var, büyük salgın olabilir. Böyle bir görüş ortaya attık. Dolayısıyla bizim pandemiye karşılığımız, pandemi eğer ölümcül değilse büyük salgın, ölümcül özellikler taşıyorsa koronavirüs gibi kara salgın sözcükleri dilimizde kullanılabilir. Bizim böyle bir görüşümüz oldu. Bunun dışında droplet sözcüğü var. Bu yaygın damlacık sözcüğü. Damlacık sözcüğü bilinen ama kimi yerlerde droplet diye kullanılan bir sözcük. Dolayısıyla yeni bir karşılık aramaya gerek yok. Çünkü kavramı olduğu gibi karşılıyor. Dolayısıyla biz damlacık sözcüğünün sürdürülmesinden yanayız. Bu arada ben yorumları açayım Gök Bey istersen. Hı, Herhangi bir olur. sorun olursa tekrar kapatırız. Belki sözcüklerle ilgili. Olur çünkü sözcükleri aşama aşama gidiyoruz. Katılımcılar da Evet. iletebilirse doğrudan o sözcük üzerine bakabiliriz. Sözcüklerle ilgili yorumlarınız olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Biz de canlı canlı taze taze cevaplamış oluruz aslında. Evet, devam edelim. Sonraki sözcüğümüz maske sözcüğü. Şimdi maskeyle ilgili kazakların çok güzel bir türetimi var ama yarı Türkçe. Şimdi kazakların helikoptere dik uçar dediğini belki duymuşsunuzdur. Çok iyi anlatıyorlar. Doğrudan tanımlamışlar. Dik uçar, helikopter. Benzeri şekilde bet yüz demektir. Hani beti benzi solmuş sözünde kullanırız ama başka yerde kullanmayız. Bet yüz demektir. Bir de perde sözcüğünü eklemişler. Bet perde. Yani yüz perdesi. Perde Türkçe değil ama bet perde de pek Türkiye Türkçesinin kullanım biçimine uygun değil. Yine de Kazakların da türetip kullandığını görüyoruz. Şimdi maske için biz şöyle düşündük. Nasıl ki önümüze giydiğimiz bir şeye önlük, bileğimize taktığımız bir şeye bileklik, gözümüze taktığımıza gözlük gibi işte ya da kulaklık birçok böyle kavramımız var. Dolayısıyla yüzümüze taktığımız bir şeye yüzlük sözcüğünü önerdik. Bu sadece bu şu an için salgında kullandığımız yüzlüğü karşılamıyor. Aynı zamanda allık yani makyaj işleminde yapılan nesneye de yüzlük denilmesi kavramı karşılıyor. Dolayısıyla maske için yüzlük sözcüğünü önerdik. Siperlik maske ise yüz kalkanı dedik. Bu birçok yerde kullanılıyor artık. Bunu böyle sevinçli bir şekilde söyleyebiliriz. Basın yayın kuruluşunda geçen sabah gazetesinde gördüm. Daha önce Doğan Haber Ajansı da yine yüz kalkanı diye duyuru geçmişti. Birçok üreticinin, satıcının artık yüz kalkanı sözcüğünü kullandığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla siperlik maskeye karşılığımızda yüz kalkanı olacaktır. Şimdi diğer sözcük ise semptom. Semptoma belirti deniyor. Ders kitaplarında da geçer. Dolayısıyla semptomik belirtise, asemptomik de belirtisiz diye bir karşılık çıkar. Bu karşılıklar kullanılıyor. Yaygınlaşmasından yanayız. Bunların yerine yeni bir sözcük aranması da doğru olmaz.
Dediğim gibi zaten var olanı var. Kullanacağız. Yani var olan bir şeyi kullanalım ama işte ne yazık ki bazı basın yayın kuruluşlarında bunun tersi durumlarını da görüyoruz. Yani varken başka bir sözcüğü yeğleyebiliyorlar, tercih edebiliyorlar. Gök Bey, böleceğim ama Ceyran var şu an bir yorum yazmış. Onu söyleyeceğim. Yerel ağızlarda bana öyle geliyor ki kara sözcüğü kullanılıyor demiş. Bu arada Ceyran Azerbaycan'dan yayına katılıyor. Gök Bey'in de Göktürkçe kursundan öğrencisi. Aynı zamanda bu Türk Bitik kitabının yazarlarından değil mi aslında? Evet, çalışma yazarlarından biri. Selam yollayalım. Ve tekrar Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin. Evet, devam edelim. Çok sevdiğim sözcüklerden biri de sosyal mesafeye çıkmış güvenli uzaklık karşılığı. Güvenli uzaklık hem bizim bakış açımıza, yaşam tarzımıza hem de dilimize çok uygun bir sözcük. Şöyle ki, burada bir olumlama var. Şimdi sosyal mesafe derken şöyle karşı çıkanlar oldu. Dedi ki işte sosyal zaten dilimizde var, kullanıyoruz, mesafeyi de kullanıyoruz. Ama sosyal mesafe aslında bir statü belirtir. Yani sınıf ayrımı yapar sosyal mesafe. Yani işçi sınıfının mesafeli ya da çalışan sınıfının mesafeli, işte ne bileyim aristokrat sınıfı ya da işte ne bileyim yönetici sınıfı. Bunlar arasındaki mesafeyi belirtir. Dolayısıyla bunun farkına varıp bunun yanlış olduğunu düşünüp fiziki mesafe sözcüğünü önerenler çıktı. Ama fiziki mesafe de Türkçe değil. Şimdi dolayısıyla şimdi sosyal sözcüğünün karşılığı toplumsal. Şimdi toplumsal mesafe, toplumsal uzaklık demek o da biraz ilginç oluyor ama dil yapımıza göre bir şeyi olumlamak, onun olumlu yanından bakmak bizim yaşam biçimimizi, hayatı algılayışımıza çok uyar. Dolayısıyla güvenli uzaklık hem dilimizin kendi sözcükleri hem de yaşama bakış açımızı en iyi yansıtan sözcüklerdir diye düşünüyoruz. Bu yüzden dernek olarak sosyal mesafe yerine güvenli sözcük, güvenli uzaklık sözcüğünü öneriyoruz biz de. Birebir zaten diğer dillerden yaptığımız çeviriler tam olarak karşılamıyor. Çünkü dediğin gibi dilin bu yönünden dolayı bir Türk'ün dünyaya bakış açısıyla bir İngiliz'in, Fransız'ınki çok farklı. Tabii bu düşünce dünyamızı da dille farklı biçimde ifade ettiğimiz için özgün diller de buna göre oluşmuş. Dediğin gibi aslında güvenli uzaklık tam olarak karşılıyor bizimkini. Bu arada hemen sözüne başlamadan Ceyran'ın yorumunun devamını tam okuyamamışım ben. Kara sözcüğü büyük anlamında kullanılıyor diye katkıda bulunmuş. Sağ olsun. Bu durumda kara salgın sözcüğü her türlü kavramı karşılıyor. Bir sorunuz daha var Gök Bey, devam etmeden. Dinliyorum. Hemen yazılar aktığı için Türkçenin yazılımda kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. İsmini şu an tam göremiyorum ama. Yazılımda derken bilişim alanındaki kullanımdan bahsediyorum. Evet, bilişim alanını kastediyor sanırım. Bunu biz özellikle istiyoruz. Özellikle isteriz zaten. Türkçenin her alanında kullanılmasını isteriz. Ama şöyle ilginç bir öykü anlatayım ben size. 1990'lı yıllarda bilişimin daha böyle yeni yeni filizlendiği dönemlerde, öncesi var ama kırılma noktası 90'lardır. Evrensel YIV, yani Unicode. Türkçesi evrensel YIV. Yani şu an bizim bilgisayarda, telefonda, herhangi bir yerde yazdığımız harflerin kabulünün yapılacağı bir toplantı vardı. Hangi harfler bilgisayar sistemlerine geçilsin ve rahatlıkla kullanılabilsin diye bir uluslararası bir toplantı yapıldı. Türkiye'den giden iki yetkili, yani hepimize çok ilginç gelecek, toplantıya girmeyip şehri gezmişler. Biz o iki arkadaşın yüzünden bugün Ö harfini yazarken sıkıntı yaşıyoruz. Ş'yi yazarken sıkıntı yaşıyoruz. Yumuşak Y'yi yazarken sıkıntı yaşıyoruz. Bir toplantıya katılmadılar ve bizim Latin alfabesinde kullandığımız harfleri orada göstermedikleri için biz bugün sıkıntı yaşıyoruz. Yani bilişimde bizim bugün işte adres yazarken diyoruz ya, Türkçe karakterler kullanmayın, yumuşak Y kullanmayın, Ş kullanmayın. Yani 90'daki iki arkadaşın yüzünden. Böyle bir durum öyle var. Öyle yazmış ama Gök Bey. Yazılım dilleri bildiğiniz üzere İngilizce değişkenler ve fonksiyonlar Türkçe adlandırılabiliyor. Ancak yazılımcıların uyum sağlaması zor oluyor. Şimdi bu konuya değinelim ama bu bizim diğer sağlık sözcükleri konusundan biraz uzaklaşıyoruz. Şimdi dediğiniz doğru. Bir kere o dediklerinizi yapabilmemiz için bizim yazılım dillerinin Türkçe olması lazım. Dediğiniz değişkenleri, fonksiyonları ya da sınıfları ya da metotları bir kere en baştan Türkçe olarak kendi yazılım dilimizi geliştirmemiz gerekir ki dediklerinizi çok rahat bir şekilde yapalım.
Tamam, belli yerlere kadar Türkçe kavramlar kullanılabiliyor ancak şimdi Java'da ya da işte Python'da şimdi onlar hep sonuçta İngilizceyi temel olarak ilerlenen diller. Ama Türkçe altyapısını kullanan bir dil gerekiyor ki dediklerimizi yapalım ya da %100 bizim diyelim. Öte türlü sadece orada bir dil yaratılmış. O dil ile belirli istenen algoritmaya göre programlar geliştiriliyor. Tabii bu bambaşka bir konu. O yüzden bu sağlık terimlerinden caymayalım. Çünkü bugünkü konumuz sağlık terimleri. Gündemimiz Burada olduğu için aynı evet gündemimiz zamanda. sağlık sözcükleri olduğu için onun üzerine duralım ama biz elbette bilişimde de Türkçe sözcüklerin ana dilimizin olmasını isteriz. Ben notumu aldım. Belki böyle bir programda olabilir. Sağlık terimlerinden devam edelim istersen. İzolasyon sözcüğü, dilimizde yalıtım diye bir karşılığı var. Ancak bunun yerine izolasyonun yeğlenmesi bugün değil, geçmişte de vardı. Yani bu şeye benziyor. Kelime ile sözcük, örnekle mesele gibi. Dolayısıyla yalıtım sözcüğünün yaygınlaşmasını isteriz. Öte yandan sosyal izolasyona ise burada birebir çeviri yapabiliriz. Kavramı karşılar, yani toplumsal yalıtım dersek kavramı karşılar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bizim en çok tartışılan sözcüklerden birine geldim. Biz karantina yerine kapantı sözcüğünü öneriyoruz. Bunu Evet. en çok tartışılanlardan, itiraz edilenlerden, karşı çıkılanlardan ancak kimilerinin de benimsediği sözcüklerden biri, kapantı sözcüğü. Şimdi karantinanın köküne indiğimizde İtalya'ya kadar gider. İtalya'da gemiyle limana yanaşmak isteyenlerin işte bir hastalık mı ne bir şeyler oluyor ve gemiyi 40 gün boyunca karaya yaklaştırmıyorlar. Bu karantina sözcüğü aslında kırklık gibi bir şey. 40 günlük, kırklığı, kırkı çıkmak. Bizde de kullanıyor ya kırk sözcüğü. Aslında İtalyanca'da 40 gibi bir şey. Ama biz şimdi 40 diye bir çeviri yapamayız. Buna birçok öneri gördük. İşte sağlık çemberi diyen de var. Sağlık yalıtımı diyen de var. Böyle birçok öneri var. İşte biz düşündük ne olabilir? Karantinada ne oluyor? Karantinada bir yerlere kapanıyoruz. Hepimiz eve kapanıyoruz. Hatta birçok kez birbirimize söylerken şöyle bir şey diyoruz. Diyoruz ki eve kapandım. Dolayısıyla ortada biz kendi yaşam algımıza göre kapanmak sözcüğüne ulaşıyoruz en nihayetinde. Şimdi burada dilimizin eklerine yönelmemiz ve dilimizin bu eklerinin ne işe yaradığını bilmemiz gerekir ki bizim ıntı diye bir ekimiz var. Cumhuriyet'ten önce yani bu dil devriminden önce türetilen bütün, daha doğrusu kullanılan bütün sözcüklerde ıntı ekimi biz hep olumsuz değerlerde görüyoruz. Örneğin sarkıntı. Şuradan birkaç örnek söyleyeyim. Örneğin sarkıntı, sıkıntı, kuruntu, kesinti, akıntı hep olumsuz. Demek ki ıntı eki olumsuzluklarda oluyor. Dolayısıyla kapanmanın da olumsuzluğunu getirecek bir ek nedir? Intı. Kapanmak sözcüğüne eklendiğimizde kapantı sözcüğü ortaya çıkıyor ki doğrudan aslında karantinanın birebir karşılığı da. Çünkü karantinada kimse gönüllü olarak bir yere kendisinin kapatılmasını istemez. Böyle de bir ekimiz var. Niye değerlendirmeyelim? Bu yüzden bizim karantina sözcüğüne önerimiz kapantı. Doğrudan kavramı karşıladığı için. Ama şimdi buna bazen ya da herhangi bir sözcüğe karşı çıkanlar illaki oluyor. Ben şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki biz bugün kafatası yerine skull diye bir sözcüğü kullanıyorduk. Yani İngilizcesini skull. Şimdi biz desek ki arkadaşlar ey ulus bundan sonra skull değil kafatası diyeceğiz. Verilecek örnekleri ben çok iyi tahmin ediyorum. Yok yemek tası, yok sefer tası. Öyle sözcük mü olurmuş? Gibi birçok böyle karşı çıkmalar olacaktır. Ben bir Dolayısıyla örnek vermek istiyorum Gökbey, lafını bölüyorum ama mesela bilgisayar kelimesi bugün evet bu söylediğimiz sağlık terimlerinin Türkçe karşılıklarına karşı çıkanlar için bilgisayar kelimesi Aydın Köksal tarafından türetilmiş. Hatta bilgisayara da hayır, bugün kullandığımız pek çok kelime Aydın Köksal tarafından türetildi ve yaygın bir biçimde kullanılıyor. Yani computer demiyoruz, bilgisayar diyoruz. Bu da aslında çok güzel bir şey. Yerleşebilir, demek ki yapabiliriz. Burada önemli olan halkın benimsemesi, insanlarda bilincinin oluşmuş olması ve bu şekilde kullanmaları. doğrudur. Yani otorite güç kullanıldığı zaman kullanılabiliyor. Ve Aydın Köksal'ın 2500'e yakın Türkçe'ye kazandırdığı sözcük var. O yüzden kendisini kutlarız. Aydın Köksal'la ilgili bizim bir öyküm vardı aklıma geldi ama onu başka zaman özel olarak anlatırım. Şimdi bizim önerdiğimiz bir başka sözcük pik noktasını da çok kullanıyorlar. Halbuki bizim matematik dersinden hepimize tanıdık gelecek bir sözcük var. Tepe noktası. Doğrudan karşılar. Ama ben birebir hepsini Türkçe kullanmak istiyorum denirse
doruğa çıkması, yani bir şeyin doruk yapması, en üste çıkması. Dolayısıyla bir de salgının plato yapması var. Yani aslında bir de platoya benzetmişler. Salgın önce tepeye doruğa çıkacak, sonra plato düzlüğe çıkacak. Yani bu, biz bunun düzlüğe çıkması, durağa anlaşması, duraklaması gibi kavramlarla karşılayabiliriz. Doruk noktası da denebilir, tepe noktası da denebilir. Çünkü zaten hepimize matematik dersinden en çok kullanılır. Özellikle fonksiyon derslerinde bunlar çok işlenen sözcüklerdir. Tepe noktası ya da doruk noktası kullanılabilir, yerlenebilir. Plato yapma kavramı ise durağa anlaşması ya da durgunlaşması olarak sürdürülebilir. Gelelim enfeksiyon sözcüğüne. Enfeksiyon sözcüğü de epey tartışmalı sözcüklerden biri. Yine dediğim gibi Kocaeli Üniversitesi'nin 2006 yılında, tam adını vereyim, Türkçe Tıp Terimleri Kılavuzu. Orada enfeksiyon iki nokta üst üste bulaş yazılmış. Ama bulaş sözcüğü yanlıştır. Bunu birçok devlet yetkilimiz, doktorumuz bugün bile kullanıyorlar. Bir ara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bulaş sözcüğünün değil, bulaşı sözcüğünün kullanılmasına yönelik bir bildiri yayınladı. Doğru bir yargıydı. Bulaş sözcüğü doğru değildir. İşte kimileri diyor ki görüş var, barış var, savaş var. O zaman bulaş var. Ancak atladıkları bir nokta var. Oradaki ş eki değil, ış ekidir. Dolayısıyla eğer ek doğru kullanılmış olsaydı bulayış olurdu. Bakın bulaş evet. Değil, bulayış. Bulayış biçiminde kullanılsaydı doğruydu. Ancak bulaş sözcüğü yanlış türetilmiş bir sözcüktür. Hadi diyelim ki bulaş sözcüğü artık yaygınlaşmaya başladı. Nasıl kurtarabiliriz? Sonuna bir ı eklersek, bulaşı dersek sözcük doğru olur. Ve dilimize güzel bir sözcük kazandırmış oluruz. Ya da bulaşım dersek yine kavramı karşılamış oluruz. Buna bizim dernek üyelerimizden Oktay Doğangül'ün yine bir önerisi var. Nasıl ki işte soğuk algınlığı varsa, dolayısıyla evet. Da algınlık sözcüğünün de enfeksiyon için kullanılabileceğini düşünüyor. Bunu dile getiriyor. İşin özü bizim enfeksiyona karşılık önerimiz bulaşı. Toplumda ya şu an televizyonlarda basın yayında kullanılan bulaş değil, bulaşı sözcüğü ya da bulaşım sözcüğü enfeksiyonun birebir karşılığıdır. Dolayısıyla da birini enfekte etmek, bulaştırmak, işte enfekte olmak, bulaşmak gibi bulaşmak sözcüğünün türevleri zaten ek kök ilişkisiyle kullanılacaktır. Önerimiz budur. Bunun dışındaki diğer sözcüklere geçecek olursak bir de dezenfekte var. Enfekte var, bir de dezenfekte. Anlamı enfektenin sökülmesi, atılması demek. Tabii biz burada bulaşı atmak, bulaşı sökmek gibi bir çeviri yaparsak birebir çeviri yapmış oluruz ve yaşam algılayışımıza ters düşer. Dolayısıyla kavramın işleyişine bakacağız. Kavram ne diyor? Enfekte bulaşmış, dezenfekte bulaşının sökülmesi. Aslında biz buna güzel bir sözcük var, kullanıyoruz. Arınmak. Dolayısıyla dezenfekte arınmak, dezenfeksiyon arındırma, dezenfektan da arındırıcı ya da arıtan gibi sözcükler olacaktır. Karşılık bu olacaktır. Bunun dışında sanitasyon diye bir sözcük var. Sanitasyon. Sağlıklama diye bir öneri var. Bu derneğimizin çıkardığı öneri değil ama sağlıklama, yani toplum sağlığına kavuşturma. Şöyle bir tanımı var. Kişinin yeniden sağlığını kazanmasında uygulanacak yol yordamı bildiren sözcüğe sanitasyon denir. Sağlıklama diye bir sözcük önerisi var ama bizim karşılık olarak önerdiğimiz sözcük sağaltma sözcüğü. Sağaltma sözcüğü bugün Azerbaycan'da kullanılıyor. Eski Türkçe aynı zamanda. Nasıl? Anadolu ağızlarında var. Evet. Hem Anadolu ağızlarında yaşamaya devam ediyor. Hem de Azerbaycan'ın resmi ağzında hem de toplum ağzında kullanılan bir sözcüktür. Sağaltma sözcüğü. Dolayısıyla sağlıklama sözcüğünden ise sağaltma sözcüğünün daha yeğlenebilir, daha dilimize uygun bir sözcük olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bizim özetle sanitasyon sözcüğüne önerimiz sağaltmadır. Bir de filyasyon sözcüğü var. Filyasyon. Filyasyonun tanımı şu, tanısı konmuş, daha doğrusu şöyle, kişinin sayrılmadan önce, yani hastalanmadan önce iletişimde olduğu kişilerin araştırılması ki hastalığın kaynağına ulaşılabilsin. Şimdi yine kendi yaşam tarzımıza ya da bakış açımıza göre hareket edecek olursak, şimdi ortada bir kovuşturma var. Tıpkı bir savcının bir suçun kökenini araştırmak için yaptığı kovuşturma gibi. Burada da hasta kişinin kimlerle iletişime geçtiğini araştırma işi yapılıyorsa burada bir kovuşturma vardır. Türkçe'de kovuşturma diye bir sözcük var. Peki hangi alanda yapılıyor? Burada enfeksiyonun yani bulaşı sözcüğünün yani bulaşının, bulaşımın kovuşturması yapılır. Dolayısıyla
Türk yaşam biçimine ve yaşam algılayışına göre filyasyonun karşılığı bulaşı kovuşturma ya da bulaşım kovuşturma sözcüğüdür. Birçok kişiye ilginç gelebilir ama bakış açımızı bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman filyasyona verilebilecek en güzel karşılığın bu olduğuna ulaşabiliriz. Yani şunun altını çiziyoruz aslında. Bu kelime türetme çalışmalarını yaparken buradaki bizim yani Türklerin dünyaya bakış açısını yansıtması, dünyayı algılamasını yansıtması bizim için önemli. Ölçtüğümüz bu. Buradan hareketle aslında türetme çalışmaları yapıyoruz. Evet. Doğrudur. Yani bizim asıl amacımız o. Bazen şöyle ki yayınlanan yazılarımızda ya da çizelgelerimizde çok olumsuz eleştiriler alabiliyoruz ve bu eleştirilerin tamamının boş eleştiri olduğunu, daha doğrusu eleştirme sözü de değil, böyle söz olsun, torbada olsun diye söylenmiş sözler olduğunu çok iyi görebiliyoruz. Çünkü işte düşünülmeden yapıldığını söyleyenler var. İşte hiç tartışılmadan bunlar akıllarına, uslarına geleni yazmış diyenler olabiliyor ama her sözcük üzerine düşünüyoruz. Sonuçta biz de toplumun içerisindeyiz. Biz toplumun üst tabakasında olan bir kitle değiliz. Toplumun içindeyiz ve toplumun hangi sözcüğüne tepki verebileceğini biz de kestirebiliyoruz. Ancak biz ekine köküne bakarak, geçmiş dönemdeki türetilme biçimlere bakarak yeni sözcükleri öneriyoruz. Ben az önce ıntı ekinin olumsuz değer kattığını dile getirdim. Örneğin belki şu an bizi dinleyenler bunu ilk defa işittiler. Ancak değerlendirdikleri zaman ıntı ekinin hep kötü sözcüklerde kullanıldığını göreceklerdir. Ancak bazıları şöyle önerebilir, diyebilir ki görüntü sözcüğü kötü mü? Gibi. Bunlar Cumhuriyet devriminden sonra keyfi olarak türetilen sözcükler. Görüntü aslında geçmiş dönemdeki anlamına bakacak olursa kötü bir şey olmalı. Gibi. Daha birçok örnek verebilirim bu konuda. Şimdi gelelim. Devam etmeden önce onu söyleyeyim de aslında bizim bu dil toplantılarımız yani türetme çalışması yaptığımız toplantılarımızın kayıtları var değil mi? Onu da söyleyelim dinlemek isteyenler olur diye. YouTube üzerinde Türk Dili Derneği'nin sayfasına, kanalına girildiği zaman toplantılardaki konuşmalarımız var. Tüm toplantı 2 saat, 2,5 saat yüklendi. Orada her bir sözcüğe nasıl değerlendirme yapıldığı ya da bakıldığı daha sonra eğer izlemek isteyen arkadaşlarımız olursa oradan inceleyebilirler. Bir başka sözcüğümüz ventilatör. Ventilatör sözcüğünü aslında biz Türkçeleştirmiş ve kullanıyoruz. Aslında birçok aygıtı Türkçeleştirdiğimiz gibi. Örneğin biz süpürgeyi hepimiz biliyorduk. Anamız bacımız kullanıyordu geçmiş dönemde. Sonra bunun elektriklisi çıktı ve adı elektrikli süpürge oldu. Ne sadece ilginçlik? Sadece tabii kadınlar değil erkekler de kullanıyorlar. Onu hemen düzeltelim. Sen de kullanıyorsundur diye düşünüyorum. Buradan Burcu'ya selamlarımı iletiyorum. Evet. Öyle demek istemedim ama neyse konuya girmeyeyim. Şimdi süpürge hepimizin bildiği bir şeydi. Elektriklisi çıktı, elektrikli süpürge oldu. Şey de ilginç, konusu açılmışken. Örneğin ütü geçmiş dönemde de vardı ama elektriklisi çıkınca elektrikli ütü demedik hiç. Bu da çok ilginç. Belki elektriksiz olanın piyasadan silinmesinden kaynaklıdır. Dolayısıyla bir şeyin elektriklisi çıktığı zaman hep biz genelde elektrikli adını kullanmaya başladık. Ama Azerbaycan'da, bugün hep Azerbaycan aynı zamanda konumuz. Sormak sözcüğünün gerçek anlamı kullanılıyor. Sormak, böyle vakumlamak, içine çekmek. Hatta aslında soru sözcüğü de oradan geliyor. Karşı taraftan bilgi isteyiyorsun aslında. Zeyran da yazmış şimdi, biz toz soran diyoruz diye. Evet, sormak sözcüğünü gerçek anlamında kullanmışlar ve tozu soran anlamında toz soran sözcüğünü türetmişler. Dediğim gibi biz birçok alete hep iki ad vermişiz. Ventilatör de bunlardan biri. Solunum cihazı diye kullanıyoruz. Cihaz Türkçe değil. Dolayısıyla eğer biz bunu daha Türkçe kullanmak istersek solunum aygıtı, solunum aracı gibi sözleri kullanabiliriz. Dolayısıyla bizim ventilatöre karşılığımız solunum aygıtı ya da solunum aracıdır. Ancak toplumda solunum cihazı da kullanılıyor. Ventilatörün kullanılmasındansa solunum cihazının kullanılmasını yine tercih edebiliriz. Yani bir futbol maçında 2-0 yenilmektense 2-1 yenilmeyi tercih etmek gibi bir şey. Solunum cihazını kullanmak. Dolayısıyla solunum aracı kullanılırsa daha iyidir. Daha bizim istediğimiz bir şey olabilir. Bu arada ben dakikamıza bakıyorum Gök Bey. 10 dakikamız falan var aşağı yukarı. Ona göre bir hızlı devam edelim olur mu? Bir saatte canlı yayın kapanıyor çünkü. Tamamdır. Entübe etmek diye bir sözcük var. Ben hızlandırabilirim. Entübe etmek, şimdi şöyle ki entübe edildiğinde ne oluyor onu bilelim. Mesela bu kavram toplum tabanında, daha doğrusu basın yayında birçok yerde kullanılmaya başlandı. Ve herkes bir anda entübe sözünü duydu. Peki entübede ne oluyor? Entübede kişi soluk alamıyor.
ağzına bir boru yerleştiriyor. Yani bir boru kullanılıyor. Şimdi evet. Önerilen sözcüklerde şu var tıp kılavuzunda. Borulamak. Ancak geçenlerde Hayati Develi Bilgemiz'in Türk Dil Kurumu'nda yayınladığı bir yazıda var. Diyor ki bu konuya değinmiş. Borulamak delikanlı milletimize ters geldiği için tercih etmiyorlar. Oysa gırtlak borusu diye bir sözcük de var bizde. Yani boru sözcüğünü kullanıyoruz. Dolayısıyla borulamak sözcüğünü yani birçok kişi belki şu an bizi dinleyenler de gülümsediler. Ama kavram aslında borulamak. Diyelim ki borulamak sözcüğü kullanılmıyor. Peki o sırada ne yapılıyor? Kişinin solunması isteniyor. Dolayısıyla solutmak yani biz entübe etmek yerine solutmak sözcüğünü öneriyoruz. Ha borulamak o işin gerçeğidir bu arada. Bunun da farkındayız. Bunu kötüye yoranlar da olabiliyor ancak onun artık kendi kötü düşüncesi. Böyle düşünüyoruz. Ben hatta şey de diyebilirim şöyle. Bazen diyorlar ki Türkçe lastik gibidir nereye çeksen gider. Ben de şöyle diyorum Türkçe lastik gibi değildir. Bu sözü diyen kişinin düşünceleri lastik gibidir. Fark net aslında değil mi? Yani ben bazen bir şey söylüyorum. Bu liselilerde çok oluyor mesela. Yani bu bence Türkçenin lastiklik kavramı o hormonlarla ilgili bir şey. Süpürge olayıyla ilgili de olabilir mi az önceki? Nasıl? Süpürge olayımızla ilgili. Kadınların kullanımıyla ilgili bahsettin. Olabilir yani. Ben bununla ilgili internette karşılaştığım bir şeyden bahsedeceğim hemen kısaca. Facebook'ta gördüm. Birisi yazmış ki kardeşim entübe etmek ne demek biliyor musun? Boğazına bir boru sokuluyor ve sen nefes alamıyorsun. Sadece o boru sayesinde nefes alıyorsun. O yüzden otur oturduğun yerde evde kal yazmış. Aslında bu kelimelerin yani yabancı terimlerin kullanılması halkın durumun vahamiyetini anlamamasına sebebiyet veriyor bir yerde. Yani entübe edilen ya da entübe edilen hasta sayısı diyoruz ama acaba halk bunu ne kadar anlıyor? Biz tabii çağrışım yoluyla bunun Türkçelerini kullandığımız zaman durumu biraz daha iyi anlayacaklarını düşünüyoruz. Doğrudur. Yani dolayısıyla entübasyon soluklandırma olabilir. Solutmak, başka hangi konularımız var? Entübe edilen, solutulan. Yani solutmak sözcüğü üzerinde durularak bunlara karşılık verilebilir. Ancak borulamak sözcüğü de kullanılabilir. Zaten soluk borusu diye bir sözcüğümüz var bizim. Bu da göz ardı edilmemeli. Bunun dışında immün sözcüğü, bağışıklık diye bir sözcüğümüz var. Bağışık olmak diye bir sözcüğümüz var. Yaygınlaşmasından yanayız. Bunun yerine başka bir sözcük aranması doğru olmaz. Ancak bizim önerilerimizden bir tanesi, dernek olarak türettiğimiz sözcüklerden bir, daha doğrusu sözlüklerden bu çıkarttığımız kavramlardan biri de zootonik. Zootonik, hayvandan insanlara geçen hastalıklara denir. Bizim yerel ağızlarımızda şöyle bir söz var. Sakağım. Sakağı sözcüğü atlardan insanlara geçen hastalıklara verilen bir ad. Biz şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki bu sözcük yaygınlaşmalı, genelleşmeli. Yani anlam genişlemesine uğramalı. Dolayısıyla zootonik sözcüğünün karşılığı sakağı olmalıdır diye düşünüyoruz. Buna benzer bir sözcük var. Geçmiş dönemlerde at yarışlarına girip yarışı kazanana verilen hediyeye, armağana ödül deniyormuş. Dil devriminden sonra ödül sözcüğü mükafat sözcüğünün karşılığı olarak yaygınlaştı. Dolayısıyla ödül sözcüğü nasıl ki mükafat yerine geçiyor, sadece at yarışlarında kazananlara veriliyorsa, biz de diyoruz ki attan insanlara geçen hastalıklara nasıl ki sakağı deniyorsa bu anlam genişlemesine uğrasın ve herhangi bir hastalığın insana geçişini, hayvandan insana geçişini sakağı olarak adlandıralım. Yerel ağızlarda varken biz bunu yalnızca yazı diline ve genel kamu diline aktarılmasını istiyoruz. Dolayısıyla zootonik sözcüğünün karşılığı sakağıdır. Bunun dışında süremiz varsa daha söyleyebilirim. Birçok öneri var. Kapanacak mı toplantı? Aslında evet, son kelimemizi söyleyelim. Hepimizin dert yandığı bir konu. Yasaklara, önlemlere uymayan vatandaşlarımız için ne söyleyebiliriz dedik ve bir kelime bulduk. Onu paylaşalım ve onunla son verelim istersen. Tamamdır. Bizim yasak önlemlerine, yani bu salgın önlemleri kapsamında alınan yasaklara uymayan kişilere yasak tutmaz ya da kanmaz diye bir sözcüğün kullanılmasını önerdik. İnadına yasaklara uymayan, inadına umursamayan, küçümseyen kişilere kanmaz diyebiliriz. Doğrudan karşılar. Özellikle Azerbaycanlı arkadaşlarımız bu sözcüğe çok tanıdık oldukları için bu işe uymayan, yasağı dinlemeyen, aldırış etmeyen kişiye kanmaz denildiği zaman evet bu kavram cuk diye oturuyordur diyeceklerdir. Evet. Buradan o zaman şöyle bir mesaj da verelim.
yasak tutmazlık etmeyelim, lütfen evde kalalım, kapantıda olalım diyelim. Evet sevgili Gök Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Katılan ben bütün arkadaşlara da yine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Dilerim bu salgın bir an önce biter, son bulur. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun diyelim. Tüm dünyaya sağlık ve esenlikler dileyerek yayınımıza son vermek istiyorum ben. Esen kalın efendim. Uğur olan.